Hayırlı akşamlar dostlar. Suriye'den önemli bir gelişmeyi aktaralım. İki gündür Suriye'de HTŞ ile Suriye Milli Ordusu'nun çatıştığı haberini aktarıyoruz. Daha sonrasında dün ordumuzun devreye girmesiyle çatışmalar noktalanmış ve taraflar çatışmadan önceki konumlarına geri dönmüştü. Fakat 24 saat olmadan yeni gelişmeler yaşanıyor. Burada dostlar HTŞ militanları Basufan köyünde Suriye Milli Ordusu karargahını ele geçirdi. Karargahda Suriye devrimini temsil eden bayrağın ayaklar altına alındığını görmekteyiz. Buradaki karargahla ilgili şunu söyleyelim. HTŞ yani Nusra, Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber hareket eden Suriye Milli Ordusu'nun Şam Kol Ordusu isimli grubunun Afrin kırsalındaki merkezini ele geçiriyor. Nusra militanları burada Suriye bayrağını ayaklar altına almış durumda. HTŞ güçlerinin daha sonrasında Haydar ve Bağır köylerine giriş yaptığı da belirtiliyor. HTŞ Afrin'in güneyinde Suriye Milli Ordusu noktalarına saldırarak Basufan ve Kabaşin'i ele geçirdi. Şam cephesinin genel seferberlik ilan ettiği de belirtiliyor. Yine daha çok Türkmenlerden oluşan Hamza Tümeni de genel seferberlik ilan etti. Özellikle HTŞ'nin ele geçirdiği köyleri geri almak anlamında Hamza Tümeni'nin bu bölgeye çok sayıda askeri araç yolladığı belirtiliyor. HTŞ İdlib'e geri çekilmişti. İkinci kez Afrin'e operasyon başlattığını duyurdu. Dün ordumuz araya girmişti. Bugün ne olacak? Bunu göreceğiz. Burada dostlar HTŞ'nin kaşındığını görmekteyiz. Suriye Milli Ordusu bayrakları ayaklar altına alınıyor. Yine tam da bugün İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın bu bölgede Çoban Bey'i ziyaret ettiğini de söylemiştik. Bunu da hatırlatalım. Türkiye burada görüşmelerde bulunmuştu. Bu olaylar Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne nasıl yansımış derseniz haberin başlığı. Türk istihbaratına yakın bir grubun geri çekilmesinin ardından Heyet-i Tahrir-i Şam'ın Afrin kırsalında 5 noktada konuşlandığı belirtilmiş. Burada da bu haberler bu şekilde servis ediliyor. Kontrol noktaları dediğimiz gibi ele geçirildi. Heyet-i Tahrir-i Şam'ın ağır silahlı üyeleri ağır ve orta makineli tüfeklerle donatılmış 4 tekerlekli çekili araçlarla bu bölgeye gelmiş durumdalar. Bu bölgenin özelliği ne derseniz PYD'li teröristlerle tam olarak temas hattında harita üzerinden görmektesiniz. Dolayısıyla bu bölgedeki gerginliğin daha da artmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı da burada aktarılmış. Suriye'deki son durumu takip ediyor olacağız. Sadece tabii ki de bu değil. Sabah yayınladığımız haberde Amerika'nın PYD'ye 72 saat içerisinde 100 tır dolusu silah ve malzeme getirdiği haberini servis etmiştik. Sabahtan bu yana 30 tırlık yeni sevkiyat yapılırken toplam 4 günde 130 tır gelmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PYD'yi 130 tırlık sevkiyat yaparken muhalif gruplar da birbiriyle çatışıyor. Yine Türkiye ile Rusya arasında da ilginç bir biçimde operasyon söylentilerine rağmen ortak devreler devam ediyor. 103. ortak devre yapıldı. Ordumuz ve Rus kuvvetleri aynen Arap bölgesinde 103. ortak devreyi gerçekleştiriyor. Sadece gergin olan bölge burası değil, Karadeniz'de de İtalyan, Amerika ve İngiliz varlıkları cirit atıyor. İtalyan hava kuvvetlerine ait uçaklar burada uçarken İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135W, yine Amerika ordusuna ait Bombardier Challenger Artemis de bu bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Dün dostlar İran'la Kazakistan arasındaki askeri görüşmelerle ilgili haber yayınlamıştık. Daha doğrusu dünkü haberi bugün yayınlamıştık. Bugün itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı sözcüsü, daha doğrusu basın sekreteri Bağdat Amreyev'i görmektesiniz. Kendisinin zaten Kazakistan Türk'ü olduğunu hatırlatalım. Kazakistan Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştiriyor. Ruslan'la görüştü. Türk Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Bağdat Amreyev Kazakistan'la protokol toplantısı gerçekleştiriyor. Herhangi bir detay aktarılmamış. Ne gibi bir işbirliği olacak? Bunu şu an itibariyle kesin olarak söyleyemiyoruz. Diğer bir haber aktaralım. Yunanistan'da dolu yağdı. Dolayısıyla zeytin ve turunçgillerde üretimin %40'ının yok olduğu duyuruldu. Kırsal kesimdeki ailelerin gelirleri neredeyse tamamen kaybetme riski var. Bu şekilde haber aktarılmış. Özellikle zeytinde büyük sıkıntı olduğu belirtiliyor. Bu da Türkiye'nin diğer ülkelere satışını arttıracak. Diğer haber dostlar, İsrail erken seçime gidiyor. İsrail yerel saatiyle akşam 20'de İsrail Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'nın ortak açıklama yapması bekleniyor. Geçiş döneminde İsrail Dışişleri Bakanı'nın başbakan olacağını da hatırlatalım. Koalisyon hükümetinin başarıyı sağlayamaması üzerine İsrail'de seçim kararı alındı.
İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid, meclisi feshederek erken genel seçime gidecek fakat seçimler ne zaman olacağı şu an için açıklanmıyor. Diğer haber dostlar, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Eylül ayında Özbekistan'ı ziyaret edeceği duyuruldu. Eylül ayına daha çok var fakat şimdiden bu açıklama yapıldı. Yine Avusturya İçişleri Bakanlığı, Avusturyalıların Ukrayna'da çatışmaya katıldığını resmen doğruluyor. Diğer haber dostlar, Rusya Savunma Bakanlığı ekranda gördüğünüz videoyu yayınlarken şu açıklamayı yapıyor. Baltık filosunun tatbikatlarının bir parçası olarak korvet mürettebatı sahte bir düşmanın savaş gemisini taklit eden deniz hedefine füze saldırısı başlatıyor. Tatbikat senaryosundan bahsedilmiş. Uran gemi karşıtı füze sistemi kullanılarak saldırı yapıldı. Ek olarak korvet mürettebatının A-190 topçu sistemini kullanarak denizde hava savunma tatbikatı yaptığı belirtiliyor. Tatbikat tamamlandıktan sonra geminin mürettebatı elektronik savaş, hava kontrolü, hasar kontrolü, sabotaj önleme savunması, düz ateşlemesi gibi bazı senaryoları da gerçekleştiriyor. Ukrayna işgali devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Karadeniz kıyılarında Bastion kıyı füze sistemi tarafından Ukrayna'nın askeri altyapısına yüksek hassasiyetli 10X füzesinin fırlatıldığına yönelik de açıklama yapılmış. Bugün dostlar 20 Haziran'a ait Rusya Savunma Bakanlığı basın briefingi de paylaşılıyor. Burada her zaman olduğu gibi S-300'lere yönelik açıklama yapılmış, insansız hava araçlarının düşürüldüğünden bahsedilmiş. Baktığımızda dostlar bugünkü rapor şu şekilde. Öncelikle 9 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğü açıklanırken, bunlardan herhangi birisinin TB2 olduğu yönünde açıklama yapıldı mı derseniz, şu şekilde saldırı sonrasında Bayraktar TB2 insansız hava aracının kontrol istasyonunun vurulduğu duyuruldu. Bu kompleksin yerdeki iki insansız hava aracı da imha edildi. Bastion kıyı füze sisteminden demin bahsettiğimiz haberden fırlatılan 10X füzesinin Odessa bölgesinde TB2 kontrol noktasını vurduğu belirtiliyor. Bunun dışında dostlar S-300 uçak savar füze sistemine yönelik açıklama yapılırken şu ana kadar toplam rakamlarda açıklanmış. İşgal sırasında toplam rakamlarda ekrana yansıyor. Diğer haber dostlar, görüntüler Azez'den Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin bombardımanı yüzünden zorla yerinden edilen siviller Halep'in Azez ilçesindeki kamplarda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Azez kırsalında kamplardan görüntüler görmektesiniz. Evlerine dönmenin hayaliyle yaşayan Azezliler burada drone'dan kayda alınıyor. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.